Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündemle karşınızdayız. 20 Ocak 2018, 4 yıl önce Afrin Türk Devleti tarafından bir işgal operasyonuna maruz kaldı. Aradan geçen 4 yılda Türk Devleti işgal alanlarını genişletti. Uluslararası güçlerin desteğinde yaptı bunu. Bu akşam bu programda uzun dönem oralarda kalmış, oralardaki gelişmeleri yakından takip eden iki gazeteci arkadaşımızla, gazeteci arkadaşımız Sefkan Kobani ile stüdyoda, yine Aziz Köylüoğlu ile ise Skype üzerinden Afrin işgalini konuşacağız. Afrin işgalinin günümüze yansıyanlarını, öncesini, sonrası ve tabii Türk Devleti'nin işgal siyasetinde konuşacağız. Sefkan Kobani, hoş geldiniz diyeyim size. Hoş bulduk. Yine Aziz Köylüoğlu'na da başvurdan katılıyor yayınımıza. Ona da hoş geldiniz diyeyim. Direkt stüdyodan da başlayalım. Teşekkürler. Doğrusu Afrin'in işgal öncesindeki durumunu, işgal sonrasındaki durumunda konuşacağız ama biraz da böyle hafızaları tazelemek için doğrusu. Dördüncü yılında Afrin işgalini konuşurken o işgal sürecinde yaşananları, olguları bir kez daha izleyicilerimize hatırlatalım diyorum. Neydi o işgal saldırısını ortaya çıkaran durum ve o tabloda rol alanlar ne yaptılar, nasıl bir oyun tezgahladılar? Onları da anlamaya dönük bir öngörümüz olsun diye hafızaları tazeleyelim istiyorum. Ne dersiniz? Tabii. Şimdi öncelikle 4 yıllık bir süre içerisinde Afrin'i işgal eden, Afrin'in işgali karşısında bugün kamplarda direnen, oradaki halkın o direnişini selamlayarak başlamak gerekiyor. Çünkü 4 yıl önce kadim bir şehir olan ve 2012 yılının 20 Temmuz'unda bir direnişle özgürlük temelinde kendisini inşa etmeye çalışan Afrin gibi Kürdistan toplumunu Hurilerden kalan 4000-5000 yıllık bir geleneğini temsil eden bu yöreye karşı Kürdistan toplumunun kalbi olan, Kürdistan toplumunun kültürünü, geleneğini taşıyan ve 2012 ile birlikte orada yaşanılan tüm özgürlük sürecini, demokratik bir yapıyı, demokratik ulus inşa sürecinde özel bir temelde herkese kapı açan oradaki bir özgürlük vahasını, demokratik özerk yönetime karşı, Afrin kantonuna karşı özellikle Türk işgalciliğinin sürekli tehditleri, ondan öncesi süreç içerisinde sürekli olarak çete gruplarının DAEŞ'in saldırısı ve sonrasında ise uluslararası konjüktürün desteğiyle birlikte Erdoğan'ın özellikle Rusya ile girdiği ilişkiler, kirli pazarlıklar, hatta Suriye devletinde içinde olduğu pazarlıklar sonucu içerisinde Afrin'in hava sahasının Türkiye'ye açılması ve aynı şekilde Amerika'da James Jeffrey'nin Türkiye ile yaptığı kirli anlaşmalar, Donald Trump yönetiminin aynı şekilde Amerikan yönetiminin uluslararası alanda NATO'nun verdiği desteklerle birlikte Erdoğan faşist yönetimi, neo-Osmanlıcılık politikalar temelinde yeniden Misak-ı Milli sınırlarını genişletme temelindeki saldırılarının en temel boyutunu işte Afrin gibi Kürt toplumunun yoğun olduğu, kendi özerkliğini, demokratik özerk yönetimini sağladığı bu alana karşı 72 uçakla uluslararası konjüktürün el verdiği bir süre içerisinde dünyanın gözleri önünde bir işgal saldırısı, hatta ilhak saldırısı başlattı. Topyekün bir saldırı başlattı. Aslında saldıran Türk devleti sadece değildi. NATO'nun silahlarıyla, desteğiyle, uluslararası konjonktürde kirli anlaşmalarla birlikte 3. Dünya Savaşı'nda, Orta Doğu'da, Suriye'de gelişen bu savaşta medet ummak isteyen Neo-Osmanlıcı Erdoğan ve Bahçeli itaat terakçı bu zihniyet Turancı bir temelde demografik olarak işgal ederek, ilhak ederek burayı üzerinde işte belirtilen büyük bir güçle bir saldırı başlattı. Aslında 4 yıllık süre içerisinde tüm dünyanın gözleri önünde naklen ceyran eden, hatta kısmi şekilde Erdoğan ve faşist yönetime karşı çeşitli şekillerde ambargolarda başlatılmış olsa
Bu konjonktür içerisinde işte Kürdistan en kadim şehri olan ve Suriye'nin aslında Kuzeydoğu Suriye'de de yine Rojava'daki o özerk yönetiminin en dingin, kendisine yeterli olan bu kadim coğrafyaya karşı aslında yoğun bir saldırı. 4 yıl önce 72 uçakla, 10 binlerce askeriyle birlikte, tüm tekniğiyle birlikte yoğun bir saldırı başlattı tabii. Bu işgal saldırısı, tabii işgal saldırısına karşı 58 günlük büyük bir direniş başlatıldı. Bu direniş tüm Afrin coğrafyasına, Aziz belki evvel Aziz daha iyi bilir, o günlerde orada yaşadığı için nasıl bir direnişle buna karşılık verdiği, tüm dünyanın gözleri önünde işgal edilen, ilhak edilmek istenen bir coğrafyaydı. İşte 4 yıllık bir süreç, işte başlatılan uluslararası konjonktürde Erdoğan ve Bahçeli faşist yönetiminin tüm işte belirtilen Rusya, Amerika ve aslında Suriye'nin yeniden dizayn edilmesi çerçevesinde bir Suni bölgesi oluşturma amacıyla işte Kürdistan coğrafyasında bu Suni bölgeye yeni Osmancılık temelinde ilhakına izin verildiği, göz yumulduğu bir süreç. Sen sormak istiyorum, yani sadece yeni Osmanlıcılık, neo Osmanlıcılık temelinde bir saldırı olarak değerlendirmek yetiyor mu Afrin işgaline ya da Rojava'ya dönük saldırıya? Çünkü uluslararası güçler Türk Devleti'nin yeni Osmanlıcılığına destek mi verdi o zaman? Ya da başka bir hesap kitap daha mı var? Yani birçok hesap vardı. Yeniden işte NATO'nun Suriye karşı, Rusya karşısında biraz daha Erdoğan yönetimiyle var olan Rusya-Erdoğan arasındaki çelişkileri biraz daha derinleştirme. Onlar arasında aslında NATO'nun biraz daha burada alan sağlama. Çünkü Türkiye ordusunun işgal ettiği yerler NATO bünyesinde olan alanlar olarak gözetiliyor. Belki alınan tavizler temelinde NATO, Erdoğan, Türkiye tarafından biraz da bu alanlar Suriye kontrol edilecek. Rusya'nın tümden kontrolüne girmemesi sağlanacak. Yani birçok kirli hesaplar ve bu kirli hesaplara kurban edilen bir Afrin ve Kürdistan coğrafyası bir kadim yer var. Peki. Aziz'e dönelim biz. Aziz Köylüoğlu'na, doğrusu o dönemi çok yakından takip etti. Aklımda kaldığı kadarıyla da işgale karşı direnişin son gününe kadar da o alanlardaydı. Hem o dönemi, o sıcak işgal dönemini, işgal saldırıları dönemini bir kez bize hatırlatmanı isteyeceğim. Bir de hem işte biliyoruz Afrin Rusya'nın Gillespie ve Serekaniye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin açık desteğiyle işgal edildi. Türk Devleti'ne bu iki gücün bu kadar rahat destek vermesinin altında yatan nedenler neydi? Afrin işgal saldırısıyla neye başlangıç yaptılar bu güçler ya da Türk Devleti? Esas da orada şekillenen şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Mahabad Cumhuriyeti'nin 72. kuruluş yıl dönümünde aynen yani o yıldı yani o yıla 72 uçakla bir saldırı yapıldı Afrin'e. Mesaj çok köklüydü. Yani Kürtlere ciddi bir mesaj verilmek istendiği Türk Devleti tarafından. Yani nerede olursa olsun Kürtler adına bir şey ortaya çıkarsa onu boğacağız üzerinden bir mesaj verildi. Tabii bu mesaj biliyorsunuz Türk Devleti her zaman böyle mesajlar veriyor. Cerablus işgalinde Mecid-Dabık Savaşı'nın yıl dönümünde Cerablus'a girmişlerdi. Yani o zaman işte gene tarihsel bir hatırlatma üzerinden Cerablus'a saldırmışlardı. Afrin'e de 72 uçakla saldırdılar. Tam Muhabbat'ın 72. kuruluş yıl dönümünde böyle bir saldırı planladılar. Çok planlıydı yani o saldırı. Tabii uluslararası güçler şöyle bir şey var bölgede. Esas olarak Türkiye ile Rusya arasında 2016 ile birlikte ciddi bir rekabet şekillenmişti. Ve bu rekabet sürüyordu. Özellikle Suriye üzerinden bu rekabet sürüyordu. Tabii Erdoğan en son Putin'e bir mektup göndermişti. O mektupta Putin'den özür dilemişti. Uçağın düşürülmesinden kaynaklı olarak bir özür dileme vardı. Ve her tür Suriye siyasetinde Rusya eksenli bir politika izleyeceğine dair
Putin'e güvence vermişti. Biliyorsunuz o zaman Suriye'nin büyük bölümü bu çetelerin elindeydi. İşte Şam'da, yine Dara'da, yine Hama'da, Hımız'da yani çeteler bölgeye hakimdi. Ve İdlib'in tamamında yine Halep'in büyük bölümünde çeteler hakimdi. Tabii Erdoğan Rusya'ya şu güvenceyi verdi. Ben bu çeteleri bu bölgelerden çekeceğim. Bir anlamda çeteleri tasfiye edeceğim. Üzerinden güvence verdi. Dikkat ederseniz halen Rusya ile yapılan görüşmeler öncesinde özellikle Lavrov'un açıklamalarına dikkat ederseniz verilen sözler diyor sürekli. Evet. Türkiye'nin işte verilen sözleri yerine getirmesi gerektiğini sürekli vurguluyor. Esas verilen sözler şu. Bir Kürtlere karşı bize izin verin. Kürtlere saldıralım. Kürtlerin orada herhangi bir kazanımı Suriye'de herhangi bir kazanımı olmasın. Rojava üzerinden Kürtler kendi bir varlık göstermesinler. Ama diğer anlamda biz her türlü size her türlü desteği vereceğiz. Üzerinden bir anlaşma var Rusya ile Türkiye arasında. Zaman zaman Türkiye tabii bu anlaşmayı şu ana kadar tam olarak bu anlaşmayı yerine getiremediğinden kaynaklı olarak Rusya ile de çelişkili bir durum yaşıyor. Tabii Afrin biraz da bu uluslararası güçlerin bir anlamda kurbanı oldu diyebiliriz yani bu ben anlamda. Ben araya girip şöyle bir şey sorsam Aziz. Şimdi Türk Devleti'nin Kürtlere, Kürt halkına düşmanlığının tırnak içinde de olsa bir maddi temeli var. Sonuçta Türkiye'de Kuzey Kürdistan'daki tabloyu göz önüne getirerek Kürtlerin statü sahibi olmasını istemiyor. Şimdi bu Orta Doğu'daki dengeler içerisinde ABD ve Rusya Türk Devleti'ne bunca pervasızca desteği niye verir? Sonuç itibariyle özellikle ABD ile orada gelişmiş bir DAEŞ karşıtı koalisyon içerisinde ortak mücadele de var. Yani bu kendi içerisinde çelişki değil mi? Bir ikincisi ABD ile Rusya Türkiye'yi kendi kozları için mi kullandı ve diğer taraftan da Türkiye bunlardan bu kadar pervasızca yararlanabildi? Ne dersin? Evet, yani evet, dondu mu? Şunu söyleyebilirim. Yani bu konuda özellikle ABD'nin şöyle bir stratejisi var bölgede. ABD genel olarak IŞİD yani DAEŞ karşıtı bir çerçeve çizmiş durumda Suriye'de. Esas olarak Kürtlerin veya diyelim diğer halkların orada özgürce, demokratik ve özel bir biçimde yaşamasına dair bir stratejisi o yok. Yani mevcut durumda ABD şimdiye kadar resmi anlamda herhangi bir açıklama yapmış değil bu konuda. Rusya'nın ise stratejisi, Suriye'deki stratejisi şöyle. Suriye rejiminin tamamen mevcut Suriye'nin siyasi sınırları çerçevesinde tamamen hakimiyetini öngören bir stratejisi var. Ve bu strateji doğrultusunda herkesle anlaşmaya gidebiliyor. Türkiye ile de bu temelde bir anlaşması var. Esas olarak Türkiye'nin geri çekileceğine dair bir öngörüsü var ve buna dayalı olarak bir politika izliyor Rusya. Rusya'ya göre Türkiye işte bu çeteleri bir şekilde tasfiye edilmesi lazım. En azından öngörüsü o şekilde. Yine işgal ettiği bölgelerden ise çekilip Suriye rejimine bu bölgeleri teslim etmesi lazım. Üzerinden bir strateji uyguluyorlar. Doğal olarak bu iki her stratejiye baktığımız zaman hem ABD hem Rusya'nın stratejisine baktığımız zaman içinde halklara dair, halkların özgür, demokratik, eşit ve adil bir biçimde Suriye coğrafyası içerisinde özel bir biçimde yaşamasına dair bir plan olmadığını görüyoruz. Evet. Ve buna dayalı olarak bir politika var. Doğal olarak Türkiye'de şöyle ki, Türkiye'yi şöyle kullanıyorlar, bir tehdit aracı olarak kullanıyorlar sürekli. Türkiye şu anda Rusya'nın elindeki Kürtlere karşı kullanılan bir sopa, tehdit sopası. Evet. Ne zaman Rusya Suriye'de diyelim rejimle
rejimle ilişkilerin düzelmesi veya diyelim bazı bölgelerin teslim edilmesi veya diyelim ekonomik kaynakların Suriye rejimine teslim edilmesine dair bir tartışma veya benzeri bir şey çıksa hemen Türkiye saldırılarını yoğunlaştırıyor, evet. Ve bu saldırılar da Rusya'nın eliyle şekilleniyor. Evet. Doğal olarak Afrin işgali de bu bağlamda şekillendi. Yani Rusya Kürtlere bir mesaj vermek istedi ve mesajını da Afrin üzerinden verdi. Peki, diyebilirim yani. Uluslararası güçlerin rolünü biraz sonra da yine konuşalım. Doğrusu çok önemli bu konu. Çünkü Türkiye propagandasını hep kendi gücü üzerinden yapıyor. Belki de onun öyle olmadığını somut bir biçimde izleyiciye de gösterelim istiyorum. Tekrar stüdyoya döneyim. Aziz savaş döneminde orada yoğun biçimde kaldı, yakından gözledi. Sen daha çok savaş öncesinde 2012'den itibaren de ölüm sürecini de hem Kobani'de hem Afrin'de hem diğer bölgelerde çok yakından yaşadın, takip ettin. Doğrusu özellikle Afrin boyutunda yaşananları öncesinde bize anlatmanı istiyoruz. Çünkü Orta Doğu'nun, Suriye'nin neredeyse en özgür vahasıydı. Yani Arapların da başka halkların da gelip sığındığı bir alandı. Nasıl oldu Türkiye bu kadar rahat oraya girebildi? Bir ikincisi, öncesinde gerçekten orası nasıl bir yerdi? O gözlemlerini de bize aktarmanı istiyorum mümkünse. Tabii. Şimdi Afrin hem coğrafyası hem demografyası hem orada yaşayan halklar bakımından bir Suriye mozaiği. Yani Afrin içerisinde bir tarafta Ezidiler, bir tarafta Hristiyanlar, bir tarafta Aleviler. Zaten Kürtlerin yoğun olduğu Sünni. Yani hem mezhepsel hem halklar olarak Arapların yaşadığı ortak bir coğrafya. Tabii bu coğrafya özgürleştirilmesi o kadar kolay olmadı. Biraz kopuk, diğer alanlardan kopuk, Cizre ve Kobani'den kopuk olan, biraz daha Fırat'ın doğusu olarak belirtilen o alanlar içerisinde biraz Halep, işte belirtildiği gibi kendisine özgü bir alan. Tabii kendisine özgü alan olarak derken zengin bir coğrafyası, kendisine yeten zeytin, yağ ve aynı şekilde tekstil, daha önce Halep'e dayanan bir gidiş gelişler ve Halep'te yaşanan yoğun bir ekonomik bir katkı var. Suriye'ye de böyle bir katkısı vardı. Onun için sürekli olarak çalışan, kendisine yeten, tüm alanları kendisine çeken zengin bir coğrafya, zengin bir topluluk. Ekonomik olarak da kendisine yeten zengin bir alandı. Şimdi bu zenginlikler, bu coğrafya, bundan dolayı tüm alanlar, tüm Suriye'nin o savaşın yoğun yaşandığı, Halep'in yoğun bombalandığı, Şeyh Maksud'da çatışmaların olduğu, yine o dönem içerisinde Afrin'de de belli çatışmalar oldu. Çetelerin başta Türkiye yanlısı çetelerin saldırıları, orayı kısa süre içerisinde ele geçirmeye çalışan bir saldırı olduysa da kendisine yeter. Mesela oradaki ilk örnekler var. İlk YHK, Yekine'in Hort'in, Parasit'in güçleri YPG öncesi orada kendisini birlikte küçük eğitim grupları olarak kendisini eğitim kamplarında, çünkü dağlık bir coğrafya, ormanlık bir coğrafya, öz savunma güçleri olarak kendisini örgütledi. Bunlar daha devrim öncesi. Kobani'de de devrim yok, orada da devrim yok. Buraya dayanan bir coğrafya. Burada bir çeyirde güç yetişti. Bu güç öz savunma olarak kendisini yetiştirdi, eğitti, donattı. Kısmi donatmalar var. Çok teknik silahlar yok. Ama kendisini burada eğiten, buraya dayanan ve buradan dağılan eğitim kamplarıyla birlikte. Yine aynı şekilde burada kendisini örgütleyen yoğun Reberapu'nun perspektifleri, Reberapu'nun yoğun eğitimleri, burada katılanların, Afrin en yurtsever, en katılan, Kürdistan hareketine özellikle PKK'ya en fazla destek veren şehitleri olan bir coğrafya. Yurtsever. Bu katılımlarla birlikte örgütlü olan politik bir güç var. Bu güç kendisini meclisel olarak örgütlemiş, özerk yönetimin altyapısı yapılandırılmış, siyasal olarak kendisini en organize eden en güçlü bir yapı ve 2012'nin 20 Temmuz'unda, Kobani'de 19 Temmuz'da bu
özerk yönetim ilan edilirken, ele geçirilirken orada da tüm ilçelerde 20 Temmuz'da başladı. Daha sonra şehir içerisinde ele geçirilerek bu kendiliğinden gelişen bir şey değil ama. Tabii bu örgütlü, olan güç, bu politik olan güç birlikte bir araya gelerek organize bir şekilde kendi planları yapıldı ve bu yapılan planlar doğrultusunda da işte bu bölgelerin Kürdistan, Afrin'in özgürleştirilmesi kararı, daha öncesinde yapılan altyapı çalışmaları, öz savunma güçleri birlikleri temelinde oluşturuldu ve halkın yoğun desteğiyle birlikte İşte bir anda tüm ilçelerde oradaki Suriye rejim güçleri, onlara bağlı olan tüm alanlar oradan çıkartıldı. Fiili olarak ele geçirildi. Çok büyük bir direnişle karşılaştı ve onlardan yüzlerce silah alındı, cephane alındı. Bu cephanelere dayanarak biraz daha kendisini geliştiren ilk YPG tuaylarının oluştuğu bir alan oldu. İlk YPG güçlerin oluştuğu bir alan oldu. Özerk yönetim kendisini her alanda örgütlemeye başladı ve bir çekim merkezi oldu. Çekim merkezi olurken de sürekli saldırılar oldu. Bir tarafta Yani özellikle Suriye'nin diğer savaş bölgelerinden oraya bir göç. Yani Halep'ten yoğun bir göç başladı. İlk önce Halep'ten geçen. Çünkü Halep çok yoğun bir saldırıya uğradı. Şeyh Maksud, Eşrefiye, tüm alanlarda Kürtler yaşarken yoğun. Çetelerin hem saldırıları hem işgal etmesi çatışmalardan dolayı gelen. Yine aynı şekilde belli dönemler içerisinde Şehban'ın, Tel Rifat'ın değişik alanlardan oraya göç etmek zorunda kalan çetelerin DAEŞ'in saldırısı sonrasında oraya göçen bir toplum oldu. İki katına, üç katına varan bir nüfus, ilk önce nüfus giderek artan bir nüfus, her taraftan göçen bir nüfus. Sadece Kürtler değil, burada değişik kesimlerden oraya gelen izdilerden, Araplardan herkesin geldiği ve orada kendi kendisine yeten bir coğrafya, yeten bir ekonomik sistem, bir politik sistem, özerk bir yönetim oluşması aslında tabii. O zaman tabii, çok açık demek mümkün. Türkiye orada bir istikrara saldırdı kendi çıkarı için. Zaten herkes tarafından, yani orada bir istikrarsızlığın olduğu, Türkiye'ye bir saldırı yapıldığı, Türkiye'yi tehdit eden hiçbir durum yok. Aksine o alan tümden denetim altına alınmış, kendi kendisine yeterli durumda, Türkiye'ye yönelik herhangi bir saldırının herhangi bir şeyin olmadığı, en istikrarlı alan, en kendisine yeterli durumda olan, kendi iç güvenliğini, iç asayişini, yönetimini, ekonomik sistemini oluşturmuş olan bir sistem, bir alan. Şimdi bu şekilde her taraftan Türk çetelerinin destek verdiği, tüm alanlardan DAEŞ'in saldırdığı ve bu alanda da kendisine yeten ve bunların tümüne karşı öz savunma direnişi veren bir alan. Böyle bir yer. Halep'i besleyen bir alan. Halep'te destek veren, Halep'te Şeyh Maksud'da, Eşrefiye'de Halep direnişinin bel kemiği olan bir alan. Eğer orası ele geçirilmiş olsa Şeyh Maksud, Eşrefiye birçok alan Halep'in tümü çetelerin eline geçmiş olacak. Şeyh Maksud ve Eşrefiye tabii direnişti. Başta orada saldırı yapıldı. Daha sonra yani birçok alanda Afrin'in değişik alanlarına ve buralarda direndi. Çünkü Suriye direnişinin temel merkezlerinden bir yer. Evet. Halep eğer ayakta kalmışsa, orada düşmemişse aslında Afrin direnişinin, Afrin'deki öz savunmanın, Şeyh Maksud Halep'teki bu savunma direnişinin ve oradaki desteğinden dolayıdır. Yani bunu da esas olarak belki Aziz daha o süreçlerde daha ayrıntısını biliyor. Soracağım Aziz'e de soracağım onu. Özellikle Kuzey ve Doğu Suriye halkları açısından da yanıtlamanı isteyeceğim doğrusu. Çünkü Türk Devleti Kürtlere düşmanlık temelinde yürüdü ama o istikrar bölgesine saldırırken sadece Kürtlere değil, Kürtler dışındaki diğer tüm halklara da, yani deyim yerindeyse demokratik özerk yönetimle birlikte hareket eden tüm halklara da saldırdı. Bunu belki biraz etraflıca yorumlamak gerekir. O tabloya bu kadar böylesine bir saldırı düzenlemesinin altında ne yatıyor? Ya da o saldırıyı bugün bakıp, geçmişten bakıp değerlendirdiğimizde ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor Türk Devleti açısından? Evet, yani Türk Devleti tabii bölgede kesinlikle istikrar istemiyor. O net, özellikle Suriye'de istikrarsızlığın sürekli olmasını istiyor ve bunun üzerine bir stratejisi de var. Birinci şey bu, Kürtlere tabii ilk etap Kürtlere yönelik bir saldırı. Biliyorsunuz
Türk devletine göre Kürtler yani an itibariyle kendisi için her zaman bir tehdit unsuru olarak görüyor ve buna dayalı olarak politikalar yürütüyor. Tabii Afrin Şark İslahat Planı'nın bir devamıdır esas olarak. Onu da söylemek lazım. Çünkü Türk devletine göre Fırat'ın batısında yani kesinlikle Kürtler olmamalı. Bu sadece Türkiye coğrafyası bağlamında değil, yani şu anda Kuzey Kürdistan bağlamında olan şey olan bir durum değil. Bu aynı zamanda Rojava bağlamında da yani Rojava bağlamında da Fırat'ın batısında Kürtleri Kürtsizleştirme politikasını uyguluyorlardı. O zaman hatırlarsanız Erdoğan'ın meşhur bir lafı vardı, diyordu Fırat'ın işte batısına geçmeyecekler, işte kırmızı çizgimizdir. Geçerlerse şöyle yaparız, böyle yaparız üzerinden tehditler savuruyordu. Esas olarak Türk Devleti'nin temel stratejisini ifade ediyordu. Yani Fırat'ın batısında Kürtsüzleştirme ve bunun bir devamı olarak şu anda Afrin'de bu uygulama yapılıyor. Biliyorsunuz Afrin-Cerablus hattında 196 tane Kürt köyü var. Bunlar büyük köyler, bazıları 5000 nüfuslu belde düzeyinde olan yerler. Şimdi buralar tamamen Kürtsüzleştirilmiş durumda işgal bağlamında. Şimdi Afrin'de aynı stratejiyi uyguluyor. Tamamen Kürtsüzleştirme stratejisini uyguluyor. Yapabilirse bunu yani bu coğrafyayı genişleterek bu coğrafyayı tamamen Kürtsüzleştirmeye yönelik bir stratejisi var ve bu strateji uyguluyor. Şimdi halklara yönelik de ise şöyle bir durum var. Özel yönetim, özellikle demokratik ulus bağlamında Rojava'da şekillenen ortak yaşam iradesi şu anda ciddi bir örnek oluşturuyor bütün Orta Doğu'daki devletlere. Bu örnek en fazla da Türkiye'yi korkutuyor. Yani Türk devletini korkutuyor. Çünkü burada şu anda Rojava'da şekillenen demokratik özellik halkların ortak iradesiyle şekillenen, herkesin kendi dilini konuştuğu, hatta Cizre bölgesinde resmi 3 dil şu anda var, eğitim dili olarak var. Sadece eğitim dili değil, idari dil olarak var, siyaset dili olarak var. Hatta şunu söyleyebilirim, mesela Süryaniler kendi bölgelerinde, kendi yaşadıkları bölgelerde aynı zamanda özerk olarak yaşıyorlar. Mesela Asuriler kendi bölgelerinde aynı zamanda özerklik içerisinde özerk olarak yaşıyorlar. Mesela Araplar diyelim kendi bölgelerinde özellik içerisinde özerk olarak yaşıyorlar. Öyle bir şey oluşturulmuş ki şu anda Rojava'da böyle bir sistem oluşturulmuş ki bu sistem tabii geleceğin sistemi. Yani gelecekteki Orta Doğu'da oluşması gereken esas olarak bir sistem. Türk devleti tabii bu sistemden çok korktu. Gerçekten korktu bu sistemden. Bunun için saldırılarını yoğunlaştırdı. Halklara saldırıyor. Halkların bu ortak iradesine saldırıyor. Bu ortak iradeyi ortadan kaldırmak istiyor Türk devleti. Ve şu anda da saldırılar sürüyor. Bence Afrin bunun en temel yerlerinden bir tanesiydi gerçekten. Evet. Bir, Afrin'de iki din vardı. Yani işte Yezidilerle İşte Müslümanlar vardı, Aleviler vardı, bunlar birlikte ortak yaşıyorlardı. Yine Araplar vardı, işte Araplar Afrin içerisinde, sistem içerisinde, Afrin'deki o demokratik sistem içerisinde bakanları vardı. Birçok yerde yönetimde aktif olarak yer alıyorlardı. Yine Afrin aynı zamanda bir sığınaktı bölgede. Gerçekten şunu söyleyebilirim, yani Hama'dan, Hımıs'tan, Dera'dan, Şam'dan, Halep'ten bölgedeki birçok insan, iş adamı,
gelip Afrin'e yerleşmişlerdi. Orada fabrikalar açmışlardı, iş yerleri açmışlardı, ticaret yapıyorlardı. Yani Afrin gelişmekte olan Suriye'nin gelecek yüzüydü. Tabii bu Türk devletini epey endişelendirmişti. Peki. Ve bu bağlamda saldırılarını yoğunlaştırdılardı. Gerçekten saldırmaların esas nedenlerinden bir tanesi de buydu. Yani orada evet. Şekillenmiş demokratik özellikti, ortak halkların ortak iradesiydi. Peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Biraz sonra belki bölgeye sıcakla bağlanırız. Bir son dakikamız da var. O son dakikada Haseke'de DAEŞ'in bulunduğu hapishanenin hemen yanında patlama, büyük ve güçlü bir patlama sesi gelmiş. Evet. Ardından da bir çatışma yaşanmış. Gazeteci arkadaşlarımız da orada yayın içerisinde arkadaşlarımızla bağlanıp oradaki sıcak gelişmeleri de alırız. Hazır olduğunda rejideki arkadaşlarımız bize haber verir ama DAEŞ hapishanesinden belki de DAEŞ'leri kurtarmaya dönük bir saldırı ya da başka bir şey tam ayrıntılarıyla bilmiyoruz. Haseke'nin Hüeyran mahallesinde yaşanmış bir durum. Orada çatışma ve silah sesleri de devam ediyor. Onu dediğim gibi bağlandığımızda konuşacağız. Tekrar stüdyoya dönelim. Sefkan Kobani ile devam edelim. İşgal boyutunu konuştuk. Biraz önce ABD ve Rusya'nın tutumunu da konuştuk. Avrupa devletleri de buna sessiz kaldı. Yani Avrupa Birliği devletleri neredeyse sadece endişeliyiz, kınıyoruz gibi basit söylemler üzerinden geçiştirdi. Bir bütün olarak bunların sessiz kalması gerçekten çıkar diyoruz ama yani bu kadar büyük çıkar ne olabilir Türk devletinden ki onları böyle insanlık suçlarına karşı sessiz kılabilecek ya da hatta Almanya Leopard tankları satmıştı Türkiye'ye ve dış operasyonlarda kullanmasını da yasaklamıştı. Ama orada korkunç bir biçimde Leopard tankları da başka Alman silahları da kullanıldı. Şimdi aslında dedik ya devletler arasında çıkarlar arasında sürekli bir anlaşmalar var. Çıkarsal temelde yaklaşıyorlar. Ama Avrupa Birliği'ne karşı o özellikle Erdoğan ve Bahçeli faşist yönetimi sürekli olarak göç dalgasını kullandı. İşte eğer siz bize destek vermezseniz buradaki milyonlarca insanı kapıları açacağız. Oraya göç dalgasıyla biz tüm Avrupa üzerine yeni bir istikrarsızlık yaratabiliriz. Bu şekildeki bir tehdidi yine kullandı. Göç eden yüz binlerce hatta milyonlar olarak belirtiyor ve bunlardan Avrupa'dan aldığı paralarla hem kendisini güçlendirdi hem Avrupa'dan tavizler aldı. Afrin üzerinde de işte yapılan kirli anlaşmalardan ortaya çıkıyor. Daha sonra işte kent konutları anlaşmalarıyla hatta bu çetelere verilen Avrupa Birliği'nin birçok kesiminde devletlerden destekler verdiği ortaya çıktı. İdlib'den Afrin'e kadar eğer bu göç dalgası Türkiye üzerinden Avrupa'ya gelmeyecekse, önünü Türkiye alacaksa ve Afrin'e yerleştirilecekse buna göz yuman. Aslında ortaya çıkan bu. Dikkat edilse bu plan içerisinde Avrupa'nın da Amerika'nın da işte Rusya tarafından yapılan bir anlaşma gibi gözüküyor. İşte birçok alandan Suriye'nin değişik kesimlerinden şu anda 300-350 bin, 400 bine yakın bir çete ve aileleriyle birlikte Sunni bir Arap toplumu buraya yerleştirildi. Bir demografi değişimi var. Şimdi bunlar üzerinde bir tehdit var. Bunlar üzerinden işte göz yumulursa işte Avrupa Birliği'nin belli kısa ambargolar geçici işte kaygılıyız. Biz buna karşıyız demelerine rağmen herhangi bir duruş olmadığı. Daha sonra ortaya çıkan görüşmelerde de. Gerçekten buna ciddi ciddi inandı mı? Türkiye gidecek oraya, orada evler yapacak, göçmenleri taşıyacak oraya, yerleştirecek, bizi dolayısıyla mülteci belasından kurtaracak. Çünkü evler filan da yaptılar sonrasında oralarda. Yani işim kendi başına bela olmasın da Türkiye bu işin içerisine girsin. Türkiye burada biraz taşeron olsun. Türkiye bekçi konumda olsun. Türkiye üzerinde bunlar kontrol edelim. Rusya eğer yapılabilirse iyi bu çeteler burada biraz ehlileştirilir.
kontrol altına alınır, kendileri için kullanılır. Amerika işte burası NATO planlaması olarak kendimize bağlı olur. Bu suni güçleri ileride biz İran'a karşı, daha değişik yerlere karşı bu çeteleri kullanırız. Herkesin kendi planları temelinde taşeron olan, buraya bekçi olarak beraklan işte Türkiye'deki bu işgal güçleri. Pilot bölge olarak seçilen bölgelerden esası ise Edip, daha sonra ise Afrin olarak belirtilen alan içerisinde düğümlendi. Afrin'i kurban edecek bir coğrafya olarak görüldü. Sadece Afrin değil, daha sonra ortaya çıkan bir planlama vardı. Evet. Mesela Erdoğan haritayı gösteriyor. Biz 30 kilometrelik BM'de gösterdiği haritada 30 kilometrelik bir alanda bir tampon bölge oluşturacağız. Buraların tümünde kontrolümüzü sağlayacağız ve buralarda kent, şehir kentleri yapılarak tüm mültecileri buraya yerleştireceğiz. Hem kendi içimizden hem de sizin başınıza bela olmayacak şekilde Avrupa'ya, dünyaya sözde tabii himaye yapacağı, işte bunun için fedakarca buraların istikrarını sağlayacağı gibi söylemler içerisinde tüm dünyayı karşı çeşitli tavizler aldırarak böyle bir işgali planladı aslında. Onun için dünya buna seyirci kaldı. Uluslararası bir komplonun bir kurbanı oldu aslında Afrin. Göz yumuldu. Uluslararası bir suç, insanlık suçu, savaş suçu işlendi. Hastaneler bombalandı, insanlar katledildi, evet. Sivil insanlar katledildi. Dikkat ise yapılanlar tüm dünyaya karşı demografi değiştirildi. İnsanların tümü oradan göçertildi. Tümü insanlık ve savaş suçu. Ve buna ortak olanlar kim? Başta Amerika ve Rusya olmak üzere Avrupa Birliği ve dünyadaki devletler aslında buna ortak oldular. Türkiye'nin bu suç işlemesi şu anda yargılanmış olsalar, bunu yapanlar insanlık suçu ve savaş suçu olarak tüm mahkemelerde yargılanması gerekiyor ve yargılanacaklar. Ama buna göz yumuldu. Türkiye bunun içine de çekildi. Suriye bataklığı içerisine iyice çekildi. Buradaki işte itaat terakici bu zihniyet, turancılık temelinde, Kürt soykırımı temelinde nerede olursa olsun yeter ki işin içine girelim. Ne kaybedersek de biz Kürdistan'daki Kürtlerin özerk yönetimini ortadan kaldırırız diyerek işte gözü kara bir şekilde işin içerisine girerek buradaki Kürt soykırımını, Kürt soykırımını tamamlamak isteyen bir saldırıydı, bir işgaldi ve ilhak temelinde. Aslında göz dikiliyor. Buraların tümü ilhak da edilmek isteniyor. Aslında bir Hatay gibi Edlib'den başlayarak bu koridorda işte yapabilirse yeni bir Arap kemeri temelinde Kürdistan coğrafyasının, Kürtlüğün ana damarları ortadan kaldırılacak. Kürtlük darbelenecek. Kürtlük öz yönetimi ya da kendi iradesiyle yeniden bu 3. Dünya Savaşı'nda 21. yüzyılda yeniden statü kazanmaması için elde gelen ne varsa Türk işgal saldırıları temelinde dünyaya tavizler veren, herkese göz yumdurmaya çalışarak böylece işgal içerisine giren, aslında tüm suçlara bulaşan Afrin'deki suçlarla birlikte evet. Aslında tümü yargılanmak durumunda kalabilecek bir pozisyona da getirildi. Peki. Nazım Daş'tan telefon attığımızda bir onunla o gelişmeyi konuşalım, Haseki'deki patlamayı. Nazım merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Hemen sıcak bilgileri alalım doğrusu. Haseki'de patlama yaşandığı ve silah seslerinin geldiği konusunda ajanslara bilgiler düştü. Biz de son dakika verdik. Nedir orada durum, neler yaşanıyor? Evet sevgili seyirciler, şimdi bölgenin hemen yanında bulunmaktayız. Haseki'nin Kuveyran mahallesi. Burası DAEŞ'lerin, 11 bin yabancı mühacirlik olarak bilinen DAEŞ çetecilerinin tutulduğu bölge olarak biliniyor. Burada cezaevi bulunuyor. Saat yani 21.00 hemen başlarından itibaren ilki bir motosiklet olmak üzere diğeri bomba yüklü araçlarla bu bölgeye, Kuveyran bölgesi deniyor. Diğer Suriye rejimi tarafından da Basıl kavşağı olarak biliniyordu eskiden. Buraya bir saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası ise çatışmalar başladı. Şu an hala yer yer çatışma sesi geliyor. Saldırının temel amacı ise burada özellikle daha önce de yine Demokratik Suriye güçleri Haseke başta olmak üzere diğer alanlarda yaptığı operasyonlarda DAEŞ'in hücrelerinin işte tutuklu olan DAEŞ'leri buradan kaçırmak için çeşitli saldırılar gerçekleştirebileceği yönünde bilgileri kamuoyla paylaşmıştı. Bu saldıranlar DAEŞ'li midir?
O konuda net bilgiler var mı? Saldıranlar orada, patlamayı yaratanlar da işte mi? Evet, şimdi yani az önce de askeri kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre ise saldırıyı gerçekleştirenler DAEŞ'in bölgede bulunan hücreleri tarafından saldırılar gerçekleştiriliyor. Şu ana kadar bölgede yine yer yer çatışma sesleri geliyor. İç güvenlik güçleri mahalleye, bölgeye giden bütün yollara önlem almış durumda. Mahalleyi, bölgeyi kapatmış durumda. Yine bölge sağlık ekipleri tarafından ambulanslar gidiyor. Ve bölgede çatışma seslerinin yanı sıra da lastiklerin yakıldığı ve ateşlerin yükseldiği de görülüyor bölge üzerinde. Bundan dolayı da itfaiye araçları da bölgeye gönderilmiş durumda. Tabii az önce de ifade ettiğimiz gibi özel bir saldırıydı bu DAEŞ'lerin serbest, yani bölgeden kaçırılması için. Aynı zamanda Afrin'in işgal yıldırımı saldırısıyla birlikte de bu saldırının gerçekleşmesi de dikkat çeken diğer bir ayrıntı. Peki DAEŞ'lerin tutulduğu hapishanenin kontrolü kimde? O konuyla ilgili bilgi verebilir misin? Burası bu cezaevi ise ne olarak biliniyor? Çınar cezaevi ise DAEŞ'ten, özellikle DAEŞ'in elinden kalan son bölge olan Deraz'ın Bağız bölgesinin özgürleştirilmesinden sonra burada teslim alınan DAEŞ'ler Hasakya'dan bulunan Sina cezaevine konulmuştu. Buranın güvenliği ise iç güvenlik görevlileri tarafından, yani asayiş, Güneydoğu Suriye asayişi tarafından sağlanıyor. Şu an ise yine bölgeyi, hem bölgenin etrafını hem cezaevinin kontrolünü sağlayan ise iç güvenlik güçleri. İç güvenlik güçleri şu an mahallenin aslında tamamını kapatmış durumda. Çembere almış durumda, herhangi olası farklı saldırıların gelişmemesi için bu durum şu an gerçekleştiriliyor. Yine de az önce de bağlanmadan önce de yine bir patlama sesi gelmişti aslında. Diğer yerde şu an çatışma sesleri de duyuluyor. Peki, eklemek isteyeceklerim varsa onları da söyle, ama bir de can kaybına ilişkin somut bir şey var mı? Yani şu an tam teyit etmediğimiz bilgi durum, fakat az önce de yine askeri kaynaklardan aldığımız bilgilere göre de bir kişinin yaralandığı belirtiliyor. Durumunu tam teyit ettiremedik. Bölgeye ambulanslar sevk edildi. 2-3 yine son bir tanesinin gitmesiyle haber var. Şu ana kadar bölgeye 4 ambulans sevk edilmiş durumda. Yani bir 10 dakika öncesine kadar ikisi geri döndü. Hasakya'daki çeşitli bu son hastanelere gitti. Fakat durumu netleştiremedik. İçeride kim nasıl yaralanmış, kimdir iç güvenlik görevlisi mi ya da bölgede bulunan bir sivil mi, o da belli değil. Çünkü patlamanın gerçekleştiği alan Hoveran bölgesi, aynı zamanda yani diğer bölgeleri de sivil kişilerin, yani sivil bölge olarak biliniyor. Şimdiye kadar ise bu konuda da tam bir bilgi, yani tam bir bilgiyi teyit ettiremedik. Fakat hala bölgede, yani bölgedeki bu saldırı bitmiş değil sevgili Fehim. Peki. Yine önümüzdeki bültenlerde bağlanıp sıcak bilgileri alacağız lazım Daş'tan. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Sağ ol. Sevgili izleyiciler, yayınımıza devam edeceğiz. Ben tekrar hemen Aziz Köylüoğlu'na döneyim. Doğrusu bu Haseki'deki patlamayı da kısaca değerlendirmesini isteyeceğim. O bölgeyi de yakından tanıyan, orada kalan bir arkadaşımız. DAEŞ'in böyle pervasızca DAEŞ'lerin tutulduğu bir hapishaneye saldırabilmesini nasıl yorumlamak gerekir? Türk devletinin saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde bunu yapıyor ve ortaya böyle bir tablo çıkıyor. Sen ne dersin? Evet, esas olarak şunu söylemek lazım. Yani DAEŞ deniliyor da, yani isim olarak DAEŞ ama gerçekte Türk MİT'inin oradaki örgütlenmesidir. Geçmişte de Türk MİT'i o bölgede DAEŞ'ları kaçırmaya yönelik, özellikle Hol kampındaki DAEŞ'ları kaçırmaya yönelik ciddi örgütlemeler içerisine girmişti. Birçok kişi de yakalanmıştı. Bu kişilerden, yani bu gruplardan birçoğu da kişi yakalanmıştı ve itiraf etmişlerdi. Yani Türk MİT'i tarafından görevlendirildiklerini, bölgede bu amaçla çalışma yürüttüklerini, şimdiye kadar kaç kişi çıkardıklarını, yani kaç kişi kaçırdıklarını Türkiye'ye ve benzeri şeyler söylemişlerdi. Yine birçok grup yakalanmıştı, özellikle Suriye Demokratik Güçleri tarafından.
Bunlar kendileri de itiraf etmişlerdi. Türk MİT tarafından örgütlendirildiklerini, eylemler yaptıklarını, kişilere yönelik suikast eylemleri yaptıklarını, bombalamalar yaptıklarını, mayın yerleştirdiklerini, bombalı araçlar oluşturduklarını. Bence bu akşamki saldırı da bir Türk MİT'i organizasyonu. Tabii DAEŞ ismiyle yapıyor. Zaten DAEŞ'la Türk Devleti arasında organik ilişki var. Emir-talimat ilişkisi var. Bence böyle değerlendirmekte daha yarar var diye düşünüyorum şimdiden yani. Respiye, Serekaniye taşındığına dair de birçok emare var sizin anlatımlarınızla. Bunu destekliyor. Tam bu noktada biraz daha aslında ilhakı belki konuşmak gerekir diye düşünüyorum. Artık Rojava'da, Kuzey ve Doğu Suriye'de bir işgalden değil, biraz önce Sefkan Kobani de söz etti, bir ilhaktan söz etmek mümkün. Yani tüm uygulamalar da bunu gösteriyor. Bu konuya ilişkin neler denebilir? Bu kadar rahat bir şekilde bir başka devlet sınırları içerisinde olan bir bölgeyi ilhak edebilmek bu kadar rahat mı olmalı? Esas olarak rahat değil tabii. Şu anda Suriye biliyorsunuz bir çatışma bölgesi. Bu çatışma 11 yıldır kesintisiz bir biçimde sürüyor. Bu çatışmalar. Ve bu çatışmaların ne kadar süreceği tartışma konusu, daha fazla sürebilir. Yani bunun zamanlaması nasıl olacak, ne şekilde olacak onu da bilmiyoruz doğrusu. Ama Türkiye'nin şöyle bir stratejisi var, bölge stratejisi. Yani görünen o. İdlib'den Kerkük'e kadar hem Irak'ta hem Suriye'de bir misak-ı milli çerçevesinde dedikleri, kendi açılarından dedikleri misak-ı milli çerçevesinde bir coğrafyayı tamamen ele geçirmeye yönelik, ihlak etmeye yönelik bir politikaları var. Ve bu politikalardan vazgeçmiş değil. Zaten esas olarak ciddi bir kandırmaca da var bu işin içinde. Yani mesela Türkiye kiminle konuşsa Suriye'nin toprak bütünlüğünden dem vuruyor. Kiminle konuşsa Irak'ın toprak bütünlüğünden dem vuruyor. Sınırların değişmezliğinden dem vuruyor. Ama gerçekte esas olarak bu böyle değil yani. Türkiye şu anda Suriye'de büyük bir coğrafyayı ihlak etmiş durumda, ele geçirmiş, işgal etmiş ve çıkmaya da niyeti yok. Yani bunu söylemek lazım. İdlib'den Cerablus'a kadar bölge şu anda Türk Devleti'nin işgali altında ve kendi coğrafyasını bağlamış durumda. Yani mesela bir örnek vereyim. Eğer Türkiye orada postahane oluşturabiliyorsa, PTT büroları açabiliyorsa, eğer Türkiye orada üniversite açabiliyorsa, eğer Türkiye orada şu anda Türkçe'yi resmi dil olarak okuturuyorsa tüm okullarda, eğer Türkiye orada zaten askeri olarak varlığını sürdürüyorsa, eğer Türkiye orada kaymakam atayabiliyorsa, nüfus müdürü atayabiliyorsa ve benzeri yani daha çok sıralanabilir. Eğer bunların tümünü yapabiliyorsa bu artık işgal değildir. Yani toprağına dahil etmektir, ilhak etmektir yani. Yani gerçekte yaşanan budur. Ama tabii uluslararası anlamda özellikle diplomatik dili tabii iyi kullanıyorlar bu açıdan. Mesela bütün Astana görüşmelerinde, üçlü görüşmelerde, işte İran, Rusya, Türkiye görüşmelerinde sonuç bildirgesinde her zaman işte Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlıyız gibisinden sloganlar atıyorlar. Ama gerçekte tabii yaşanan bu durum böyle değil yani. Koca bir yalanla hem kendilerini kandırıyorlar hem dünyayı kandırdıklarını ileri sürüyorlar. Ben tekrar stüdyoya döneyim, insanlık suçları üzerinde de konuşmak gerekir. Doğrusu özellikle Afrin, Grisbi ve Serikaniye'de çok ciddi sorunlar var. Çok ciddi saldırılar var. Yani artık soykırıma varabilen boyutlarda cinayetler, katliamlar işleniyor. Burada bir de ilginçtir. Sanki bunlar Türkiye'nin karşısına çıkacakmış gibi oradaki bazı grupları suçlamaya başlamışlar. Yani Ehrar el-Şarkiye'dir, Ehrar el-Şam'dır bilmem.
Sultan Murat Tuğaylarıdır gibi küçük küçük böyle bölük bölük gruplara dönük yaklaşımlar geliştiriyorlar. Bu insanlık suçları ve sürdürülen bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de biraz önce Aziköylüoğlu değerlendirdi ama bu Haseki'deki patlamaya ilişkinde doğrusu MİT'i ve oradaki örgütlenmesinden söz etti. Siz o konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani böylesine bir saldırıyı DAEŞ yapabilecek tabloda mı öyle bir örgütlenmesi kaldı mı oralarda? Şimdi aslında Türk özel savaş planları çok yoğun, çok böyle çeşitli taktiklerle devreye sokmaya çalışıyor. Tüm Osmanlı geleneğinde gelen Türk egemenlik karakteri ve özellikle bu Turancı ve İslamist politikalarla birleşen AKP, MHP'nin yeni Osmanlıcılık politikaları çok yoğun özel savaşın iç içe yaşandığı, 21. yüzyılda çeşitli taktikleri devreye sokarak Osmanlı'dan gelen birçok işte eski bölgedeki güçleri yeniden devşirerek kendisine bağlı olan ÖSO çeteleri olarak belirtilen, daha sonra DAEŞ çeteleri olarak belirtilen, eğittikleri, donattıkları ve bu şekilde devreye soktukları birçok güçleri var. Tabii bunların temelinde de Türk MİT'i, Türk istihbaratı, Türk devleti tarafından yönetildikleri açık. DAEŞ'ta, ÖSO'da milli ordu olarak belirtilen tüm güçlerin temel çeyirdeği de belirtildiği gibi Türk Osmanlı geleneğinden gelen o Yeniçeri geleneği, oradaki o güçler, onlar kullanılıyor. Onlar tekrardan canlandırılmaya çalışılıyor. İslamcılık kılıfı adı altında, tabii ümmetçilik adı altında. Fakat aslında Türkçülüğün, Türk yayılmacılığının, Osmanlıcılığının temelinde olan işte Misak-ı Milli gibi bir gelenekle de Kemalistçi bu kesimlerin tümünü kapsayan bir temelde yeni yayılmacılığın temelinde ise Kürtlüğün bitirilmesi, Kürtsüzleştirilme, Kürtlere yönelik demografyanın, Kürtlere yönelik soykırımın yüz binlerce dikkat edilse Afrin'de bile Serikani'de tüm Kürt köyleri boşaltıldı. Kürtlük oradan çıkartıldı. Kürtsüzleştirilen bir coğrafya. Kürt oranı %95'ten %15'e indi. %15 yani 300-350 bin Arap yerleştirilmişse tüm Kürt bir Afrin gibi bir yerde çok kısmi bir nüfus kaldı. Bunlar üzerinde ise işlenen ne? Bunların da boşaltılabilmesi için mesela örnekler veriliyor. Bir köyün tümü Araplaştır, Araplara teslim ediliyor. Birçok yerde 10 hane varsa 50 hane Arap yerleştirilmiş. O getirilenler yerleştirilmiş. Edlib'e saldırı oluyor. Saldırı sonrasında oraya 75 bin, 100 bin çete yerleştiriliyor. Aileleriyle birlikte getiriliyor. Ve tüm alanlarda dikkat edilirse Girisipiye'de, Serikaniye'de tüm Türkiye üzerinden yüz binlerce çete akışı oldu. Yani binlerce aileleriyle birlikte yerleştirildi. Kürtlerin eski yurtları olan bu alanlara işte Arap toplulukları yerleştirilerek, fakat bunların temelinde de ne? Türklüğe biat edenler. Eskide DAEŞ gibi hilafete biat etme değil, Osmanlı halifeliğine, Erdoğan'a bu Türklük temelinde biat edenler yerleştirildi. Ve bu çeteler üzerinde aslında Türk MİT'i tarafından organize edilen, günlük kaçırılan, işkence edilen, öldürülen, tecavüz edilen ne varsa her şey yapılıyor. Tüm kirli işler bunlar üzerinde yapılırken aslında organize eden, orayı yöneten, elinde bulunduran güç Türkiye olduğu için, işgal ettiği, ilhak ettiği, tüm yönetiminin, idaresinin onda olduğu için tüm işlenen suçlardan birebir Türk işgalciliği suçlu. Fidyeye olarak kaçırılan, mesela Kürtler günlük olarak kaçırılıp fidye isteniyor. Tüm mallarına, tüm zeytinlerine, tüm her şeylerine el konuluyor. Kadınlar kaçırılıp ya da oradakiler tümü yeni bir temelde cemaatler ya da açılan camiler ya değişik şeyler temelde okullarda yeniden Türklük temelinde, İslamcılık temelinde, Türk-İslam sentezi temelinde eğitilip Türkleştirilmeye çalışılıyor, devşiriliyor. Kendileri için bir yeni bir Yeniçeri ocağı olarak kullanmaya çalışıyor. Böyle bir ilginç bir durum. Yani buradakiler böyle kendisine karşıt, kendisi için kullanabileceği yeni bir zemin olarak da buraları deniyor, denemeye çalışıyor. Yani buraların tümü Kürtsüzleştirilirken buralarda olan Kürtlüğe de, onların tüm tarihi eserlerine de, tüm coğrafyasına, her şeysine yönelik bir insanlık suçu var.
Yani bundan dolayı Serikani'de, Gresipi'de işlenen tüm suçlar günlük olarak bilanço veriliyor. Son yıllarda uluslararası kurumların raporlarına da yansıdı oradaki insanlık suçları. Türk devleti bunun üzerine biraz önce dediğim gibi bazı çete gruplarını suçladı. O tarzda işte soruşturmalar açıldığını söyledi. Ama evrensel hukukta bir bölge bir başka devletin askeri işgali altında ise orada yaşanan her şeyden o sorumludur diyor. Böylesi bir tabloda Türkiye'nin bu suçlarının uluslararası yargının ya da işte uluslararası toplumun karşı çıkacağı bir mekanizmanın içerisinde gündeme gelmesi söz konusu olabilir mi önümüzdeki dönemde? Bu raporlar ciddi çünkü. Hem Demokratik Özerk Yönetimi'nin hazırladığı raporlar var, hem Afrin Yönetimi'nin hazırladığı raporlar var, hem de bağımsız kuruluşların hazırladığı raporlar var. Tabii şimdi Erdoğan-Bahçeli yönetimi eğer artık işlemez durumdaysa, kendili çıkarlarına uygun değilse kapitalist modernite, küresel güçler ya da oradaki güçler tarafından giderek harcanacaklar, giderek devre dışı bırakılacaklar. Devre dışı bırakılırken onların işlediği suçlar da gün yüzüne getirilecek. Onlar yargılanması gerekiyorsa yargılanacak. Tabii bunlar çıkarsal temelde ama uluslararası hukukun temelinde siyaset çıkar ilişkileri olduğu için hukuksal olarak aslında bunların tümünü yargılanması, orada İçişleri Bakanı'ndan orayı işgal eden askeri güçlere kadar, oradaki işgalin temelindeki o yönetime karar veren başbakanlık, bugünkü işte başkanlık gibi sistemin tümünü yargılanması gerekiyor. Buradaki bir insanın kaçırılması, katledilmesi, tecavüz edilmesi de sorumlu olan Türkiye'deki Erdoğan yönetimi ve onun ekibinde saray çevresinde olan kesimlerdir. Peki. Tümünün yargılanması ve uluslararası yanda savaş ve insanlık suçu tarafından yargılanması gereken bir durum var. Yeniden Aziz'e dönelim. Aziz arkadaş, hep bu saldırıları, işgalcilerin politikalarını, uluslararası güçleri konuştuk ama bir de orada bitmeyen bir direniş var. Hala süren bir direniş var. Doğrusu sadece Kürtler de değil, Kuzey ve Doğu Suriye halklarının neredeyse tamamı işgal saldırılarına karşı direniyor. Kasede bayrağı altında süren direniş de hiç dinmedi. Bu direniş boyutunu nasıl değerlendirirsin? Bugüne kadar işgalcilerin politikalarının tamamen arzuladıkları gibi gitmemesinde bu direnişin ortaya çıkardığı sonuçların etkisi nedir? Bu konuyla ilgili ne dersin? Tabii şimdi hem Afrin'de hem Serikani Giresipi'de yani tüm bölgede büyük bir direniş var. Biliyorsunuz Afrin Savaşı'nda şöyle bir durum vardı. Hani diyorlar ya ev ev savaşma, köy köy savaşma. Gerçekten öyleydi yani Afrin'de köy köy savaşıldı. İnsanlar yani sadece oradaki savaşçılar değil yani oradaki yerel halk da köylerini bırakmak istemiyorlardı. Yani bir köyden başka bir köye gidiyorlardı, orada bekliyorlardı, destek veriyorlardı savaşçılara ve ta ki Afrin merkeze gelinceye kadar yani böyle hani diyorlar ya birdenbire hepsi bütün herkes bir yerde toplandı veya diyelim geri çekildi veya farklı bir durum gelişmedi yani. Gerçekten büyük bir direniş yaşandı. Çünkü Afrin'de biliyorsunuz büyük bir teknolojik güçle Türkler saldırdı. Uçaklar, keşif uçakları, savaş uçakları, toplar, yani Anadolu'nun son silahlarını hepsini Afrin'de denediler. Ayrıca o zaman Türk devleti 24 saat içerisinde hepsini alacağız diyordu. Yani öyle bir hedefle evet, oraya saldırdılar. 58 gün sürdü tabii. 58 gün sürdü ve büyük bir direniş yaşandı yani. Şu anda da direniş sürüyor. Yani bölgedeki direniş sürüyor. Bölgedeki direnişin boyutuna ilişkin ne denebilir? Şu anda devam eden direnişin boyutuna ilişkin ne denebilir? Afrin Kurtuluş Güçleri şu anda gerçekten Türk Devleti'ni bölgede iyicene sıkıştırmış durumdalar. Oradaki politikaları istedikleri gibi yürümüyor yani.
Çünkü Türkiye şöyle bir strateji belirlemişti. İşte orayı tamamen ele geçirdikten sonra bir istikrar bölgesi olarak dünyaya tanıtacak ve buna dayalı olarak işte Suriye'den işte Türkiye'ye güç etmiş insanları oraya yerleştirecek. İşte evler yapacak, yerler yapacak, şehirler yapacak hatta. Çünkü öyle bir stratejileri vardı, öyle bir hedefleri vardı. Ama tabii başkasının toprağını işgal ettiğin zaman herhalde o insanlar bu durumu kabullenip, sineye çekip mevcut durumu kabullenecek değiller ya. Büyük bir direniş içerisindeler şu anda. Tabii bu Türk Devleti'ni çok ciddi bir biçimde zorluyor. Yani bölgede çeteleri de çok fazla zorluyor. Sadece Türk Devleti'ni değil, çeteleri de çok fazla zorluyor. Çünkü mevcut direniş çeteler arasında çatışmalar da neden oluyor. Biliyorsunuz zaman zaman hem Afrin'de hem Serikani hem Girisipi'de ciddi çatışmalar var. Bu çatışmaların esas nedeni mevcut direniş. Mevcut direniş bu çatışmalara neden oluyor. Onlar da kendi içerisinde çatışma zorunda kalıyorlar. Aziz, yani, o bağlantıyı biraz daha açmanı isteyeceğim mümkünse. Şu anda Şehba'da halk direniyor. Şehba'da büyük bir direniş var. Halkın orada varlığı bile orada yerleşip oradan ayrılmaması, yani Afrin'in dibinden ayrılmaması daha büyük bir direniş. Yine Afrin kurtuluş güçleri de günlük eylemler yapıyorlar. Yani oradaki işgalcileri günlük olarak vuruyorlar. Sürekli bir saldırı pozisyonundalar, evet. Ve bu da direnişin bir de farklı bir boyutu yani. Peki. Son 7-8 dakikamız, böyle 3'er dakikayla doğrusu biraz da Başur'a dönük tehditleri de konuşmak istiyorum. Sefkan Kobani ile başlayalım. Şimdi Rojava'dan Başur'a dönük süren tehditler var doğrusu. Son dönemde biraz da Şengal'e dönük saldırılarda tehditler giderek arttı. Tamam, belli bir konsept içerisinde hareket ediyor. Ama tıkandığı da çok açık. Yani o saldırılardan hiçbir zaman istediği sonucu alamadı. Özellikle Başur'da medya savunma alanlarında ortaya çıkan direniş boyutunu birçok kez biz de burada somut biçimde haberleştirdik medya haberde. Siz bu saldırıların tüm yenilgiye rağmen böyle devam etmesini neye bağlıyorsunuz? Nasıl değerlendirmek gerekir? 3-4 dakikayla. Tabii şimdi Türkiye'de başta olan bir savaş hükümeti, soykırım hükümeti. Şimdi aslında tümü Kürt soykırımına dayalı, başta kalan, ittifakları da buna dayalı olan bir güç. Destek aldığı güçler de bunlar. Tümü böyle bir tarafta kara faşizm, yeşil faşizm, beyaz faşizm de destek alan böyle bir faşist yönetim. Şimdi faşizmin temel kaynağı da sürekli saldırı, sürekli işgal etme, sürekli yeni ilhaklar alarak oralar üzerinde yeni kaynaklar sağlama. Şimdi bu şekilde Kürt coğrafyasını hedef alıyor. İşte belirtildiği gibi Edlib'den ta Kerkük'e kadar ki olan tüm bölgeleri işgal etmek isteyen gizli ajantası değil, açık olarak da ortaya çıkan bir ajantası var. Bunu açıkça belirtiyorlar. Bunun için ellerinde gelen her şeyi yapıyor. Ama irtifa kaybetti, güç kaybetti. İçeriden, dışarıdan her tarafta zayıflayan bir güç. Şimdi zayıfladıkça da elinde olan tüm kozları denemeye çalışıyor. Elinde olan tüm imkanları seferber etmeye çalışıyor. Ama darbe aldığı, geri çekildiği, zayıfladığı, zayıfladığından dolayı da işte sivillere yöneldiği, dikkat ise SİHA ve İHA saldırılarıyla teknik üstünlüğünü kullanarak sadece işte şehirlerde, diğer yerlerde, Şehba'ya kadar ki yine aynı şekilde Şengal'den sivilleri vurma, hastaneleri vurma, Kamışlı'nun içerisindeki bir arabada bir 70 yaşındaki bir yaşlıyı vurma, her alanda böyle sivillere yönelik göz korkutma, caydırma, sindirme. İşte biz hala varız, hala yıkılmadık, hala, yani o faşist zihniyetiyle sürekli bir gözdağı veren bir durumda ama zayıfladı.
eskisi gibi dış dayanaklardan destek alma gibi bir durumu hala ayakta olsa da giderek dünya kamuoyu içerisinde teşhir olan bir durumu var. Giderek o SİHA ve İHA'larına verilen desteklerden geri adım atacak bir pozisyon yaratılıyor. Kullandığı silahlardan, yaptığı suçlardan dolayı giderek suçlanmaya başlanan, gündeme sokulan bir durum var. Yani bundan dolayı da tehditlerini devam ettirse de aslında Başur'da darbelendi. Başur'da gerilla tarafından darbelenen Kürdistan Özgürlük Güçleri, PKK tarafından, HPG gerillaları tarafından dikkat edilirse birçok alanda geri çekilmek zorunda bırakıldılar. Zapta gerilla tarafından eylemler yapıldı, geri çekildi. Yani giderek görülen bir alan var. Gerilla tarafından direniş olan alanların tümünde işte Afrin direniş güçleri birçok alanda da direnişler yoğun bir şekilde gelişiyor. Ama aynı şekilde de Rojava'da işte Kubani hala gözdağı verilerek sivillere yönelik dikkat ise yoğun her tarafta saldırı başlattılar. Yani böyle bir gözdağı veren işte elde gelirse fırsatlardan bir yeri işgal edip yeniden güçlü olduğunu tüm dünyaya, Türkiye kamuoyuna duyurmaya çalışan bir faşist yönetim var. Ama zayıfladığı da ortada. Evet. Aziz, son sorumuzu da sana soralım. Doğrusu bu konuyla ilgili senin de görüşlerini merak ediyorum. Özellikle Başur Kürdistan'dasın, çok yakından takip ediyorsun. Bu barbar saldırılara karşı Kürdistanlı savaşçıların hem Rojava'da hem Başur Kürdistan'da direnişinin yarattığı etkiyi nasıl değerlendirirsin? Bu konuyla ilgili ne dersin bize? Evet, şunu söyleyebilirim bu konuda. Özellikle şu anda Güney Kürdistan'da medya savunma alanlarında ciddi bir mücadele var. 20 Nisan'dan bu yana hemen hemen kesintisiz bir biçimde bu mücadele sürüyor. Daha önce de bu mücadele vardı. Tabii bu yani 2021 yılı gerçekten kesintisiz bir mücadele yılı oldu, onu söyleyebilirim. Özellikle Kürt Özgürlük Hareketi açısından kesintisiz bir mücadele yılı oldu. Kimyasal silahların kullanıldığı bir yıl oldu. Onu da söylemek lazım. İlk defa bu düzeyde kimyasal silah kullanıldı. Daha önce de Türk Devleti gerillalara karşı kimyasal silah kullanmıştı. Cudi'de, farklı yerlerde bunlar belgelenmişti de aynı zamanda. Ama bu düzeyde kullanmamıştı. Bir temel bir savaş silahı haline getirmemişti. Saldırı silahı haline getirmemişti. Kimyasal silah yoğun bir biçimde kullandı. Buna rağmen Kürt Özgürlük Gerillaları Güney Kürdistan'da Türk Devleti'nin bütün saldırılarını boşa çıkardı. Genişleme, işgal alanını genişletmeye yönelik stratejisini boşa çıkardı. Hatta ilk gelip yerleştiği bazı yerlerde diğerlerden geri çekilmek zorunda bıraktı. Tabii bunlar önemli gelişmelerdi, bu yıl açısından da önemli gelişmelerdi. Tabii burada şöyle bir durum var, onu söylemek lazım. Tabii işgalin bir tarafı Türk Devleti ve uluslararası güçler tabii. Çünkü Güney Kürdistan'da da uluslararası güçler bu saldırılara sessiz kalıyor, gündemlerine bile almıyorlar. Bir de meşrutiyet kazandıran Kürtler. Evet. Bence en önemli şeylerden bir tanesi de bu. Özellikle Güney Kürdistan bağlamında işgale, saldırılara meşrutiyet kazandıran Kürt tarafları. Bu Rojava açısından da geçerli. Afrin'de de aynı şey yaşanmıştı. İşgal döneminde meşrutiyet kazandırılıyor sürekli. Bence bunlar da tabii önemli. Sadece saldırılar ve saldırılar boşa çıkarma, mücadele etme ve şey değil, Kürtler arasında da birlik bir bütünlüğün oluşturulması, ortak bir siyasetin oluşturulması da en azından bu saldırıları boşa çıkarma anlamında önemli bir gelişme olabilir. Yani. Peki. Aziz, çok teşekkürler zaman ayırdın bize. Sefkan Kobani. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Doğrusu işgali konuştuk, işgal saldırılarının geçmişini ve günümüzü konuştuk. Böylece Medya Haber'de gündemin sonuna geldik. Bir dahaki Medya Haber'de gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.